Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, cümle peygamberan ızam aleyhüm salat ve teslimatın, ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyh mecmainin, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar vaka edenler rahmetullah aleyh mecmainin, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Elhamdülillah. Efendimiz buyuruyor: "Ema yestati'u ahadukum en yakra elf aya fi kulli yevmin." Her gün 1000 Kur'an ayeti okumadan niye geri duruyorsunuz? Okuyamıyor musunuz? Her gün Kur'an'ın 1000 ayetini okuyun. Okuyamıyor musunuz? Niye okuyamıyorsunuz? Kalu, dediler ki sahabe-i kiram, evet, men yastati'u zâlike, ya Resulullah, buna kimin gücü yeter? Bir sayfa 15-20 ayet, kısalığına uzunluğuna göre bir ayet bir sayfada sürdüğü var, müdayene ayeti derler ona. Evet, 15-20 bin ayet, 50 sayfa okuyacaksın demektir bu, en azından 100 sayfa okuyacaksın demektir. Nasıl gücümüz yeter ya Resulullah, buna sabaha kadar okumamız lazım. Kale, o zaman buyurdu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ema yestati'u ahadukum en yakra elhakümüt tekâsür. Siz yatarken elhakümüt tekâsür suresini okuyamaz mısınız? Tekâsür suresi. Bunu okuyamaz mısınız? Tekâsür suresi 1000 ayete denktir. 1000 ayete bedeldir. Elhakümüt tekâsür. Hatta zurtumul makabir, çokluk övülmesi sizi alıkoydu. Neyden? İbadetten alıkoydu, zikirden alıkoydu, güzel şeylerden alıkoydu. Hatta zurtumul makabir, hatta kabirlere kadar gittiniz. Şimdi Araplarda da var, başka insanlarda var, bizim sülalemiz. Şehit Çanakkale'de, alim, evliya. İyi, senden ne haber? Deden şehit olabilir, alim olabilir, arif billah olabilir. Sen nasılsın? Evet, sen nasılsın? Hiç onun işiden yok. Benim dedem, o yanına varılmaz, öyle büyük adam. Öyle millette övülme duygusu vardır. Araplar da işte böyle, bizim sülale daha kalabalık. Hayır ya, senin sülale kim olacak? Bizim sülalede çok büyük adamlar var. Yok canım, benim sülaledeki daha çok filan diye atışmışlar. Birbirlerinin iddialarına karşı kabristana gidelim demişler. Kabirleri saymaya başlamışlar. Kimin sülalesi daha kalabalık? Kimin sülalesi daha kalabalık? Allah Celle Celaluhu onları kınıyor. El-Hakimut tekasür. Tekasür, çoklukla övünme sizi oyaladı, iyi şeyler yapmanızdan alıkoydu da, hatta zürtümün makabir, kabirlere kadar gittiniz ya, adam saymaya kalktınız. Evet, insanoğlunda bu var. Böbürlenmek, gururlanmak, başkasına karşı ben en üstün adamım, sülaleyim, asil adamım, benim sülalem şöyledir demek. Evet, Allah da onları kınıyor. Kella sevfe te'alemûn ve sümme kella sevfe te'alemûn. Hayır, bileceksiniz, yine bileceksiniz yarın işlerin böyle olmadığını. Şimdi Ebu Leheb peygamberimizin amcası. Ama cehennem kütüğü olduğu Kur'an'la tescil edilmiş. Faydası var mı? İmanda, ahlakta peygambere yaklaşmadın mı, bağlanmadın mı? Sülalede olmak seni kurtarmaz. Ebu Talip peygamberimize o kadar hizmet etti, yardım etti, korudu. Faydası var mı? Yok. Eğer imanla gitseydi faydası vardı. Peygamber onu kurtarırdı. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Hazreti Mevlana büyük adam.
Şimdi torunu hiç namazla abdestle bilmiyorum da, kim torunu var mı yok onu da bilmiyorum. Torunu, ben Mevlana'nın torunuyum filan diye hava atmaya kalkmasın, kalkmamalı. Ben de falan şeyhin, falan müderris alimin torunuyum diye hava atmamalıyım. Atamam. Sen kendine bak. Kendin nasılsın? Düzgün bir adam mısın? Temiz bir adam mısın? Sende de o ilim var mı? İrfan var mı? Salih kişi misin? Deden gibi, ataların gibi. Önemli olan bu. Küllü mri'in bima kesebe rahim. Herkes kazancına bağlı. Herkes kazancına bağlı. Evet. Rehin ne demek? Bir mal alırsınız. Adam alacağını garantilemek için, değil mi? Rehin ister senden. O rehini serbest elinde tutar. Onu kurtarmanın tek yolu borcunu ödemek. Evet. Bizim amellerimiz de bizim rehnimiz. Eğer işlerimiz kötüyse biz kıskıvrak yakalanıp dururuz. O amellerimiz bizi bırakmayacak. Kötü işler yaptıysak vay halimize. Kurtuluş yok. Kurtuluş yok. Yok, borcumuz falan yok. Temiz çıkmışız. Serbestsin. Serbest. Biz öyle rehiniz biz. Evet, öyle Kur'an-ı Kerim'de kullum bir merkezi ve rehin. Benim de atam şöyleydi, dedem şey olabilir. Evet, herkes kazancına bağlıdır. Faydası yok mu? Var. Nasıl var? Cennete girmişsin, kazanmışsın cenneti ama eşikte bir yer bulmuşsun. Girmişsin de eşikte. Halbuki atan o cennetin üst makamlarını, o kadar büyük adam. O zaman o büyük adamı üzmemek için cennete girmişsin zaten. Alt derecedeki mümini onun yanına gönderir. Torununla memnun olsun, oğlununla sevinsin diye. O var Kur'an'da. O var Kur'an'da. Ama hiç ilgisi yok atasıyla. Orada faydası yok. Müminse faydası olabilir. Allah şefaate izin verirse şefaat edebilir. Bunun dışında iman yoksa soy insanı kurtarmaz. Evet, bu Ehlak-ı Müttekasür suresi böyle bir kelle sevfe ta'lemune sümme kelle sevfe ta'lemun kelle ta'lemune ilmel yakin letravunnel cahim sümme letravunne aynel yakin sümme letüs'elunne yevmezin anin na'im. Çok ilginç. Bir insanın babasının hoca olması, dedesinin alim bizzat olması, sülalesinin alim, güzel insan olması avantajdır, nimettir. Bir adamın Müslüman memlekette doğması nimettir, avantajdır. Şimdi Sibirya'da veya Almanya'da veya Amerika'da hiçbir din öğrenci, dilini öğrenecek, namazı, abdesti öğrenecek kimse yok çevresinde adamın. Onunla sen bir misin? Her gün ne güzel ezanlar okuluyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Her yeri çınlatıyor ezanlar. Hadi Almanya'da duy bakalım bu ezanı. Hadi Amerika'da duy bakalım bu ezanı. Kulağını gelip durur. Günde 5 vakit. Devamlı kulağının tozunu silkiyor bu kelime. Ne kadar avantaj, ne kadar büyük nimet. Ziyarete gidiyorsun. Amcam, dayım, komşum diye. Müslüman adamlar. Onun bir tavrı Müslümanlıkla ilgili. Müslüman, Müslümanca yaşar. Onun tavırlarından sen bilmiyorsun. Tecrüben az. Aha, görüyorsun. Bir şey öğreniyorsun. Almanya'daki, Amerika'daki, Sibirya'daki adam kimden öğrenecek? Ezan sesi nereden duyacak? Ona göre bir nimet. Ama bir şey var. Bir şey var. Her nimetin hesabını soracağım diyor. Sümme letüs elünne yevme izin anin naim. Baban hoca, deden hoca, komşuların hoca, komşuların Müslüman. Ama seninle hiç Müslümanlık ilgin yok. Bu bir nimeti tepmişsin sen. Bu nimeti tepmişsin sen. Bu nimetin hesabını vereceksin. Neye? Sen onlar gibi olmadın. Neye? Onlara bakıp da onlara örnek almadın diye. Sibirya'da kurtulacak mı? Amerika'da yok. Senin kadar değil. Çünkü senin ayağında, gözün önünde günde 5 vakit kulağına eşhedü en la ilahe illallah geliyor. Adama gelmiyor. Ama Allah ona da akıl vermiş. Aklıyla güneşe bakacak, aya bakacak. Onlardan bu muazzam kainattaki düzene bakacak. Rastgele olmaz bu diyecek. Bunu yaradan var diyecek. Allah'ı bulacak.
hiç duymasa İslam'la ilgili bir şey, bu onu cennete götürür. Ama şimdi bu mümkün değil. Neden? Televizyon var. Dünyanın neresine gidersen git, ister Hristiyan ister komünist ülke olsun, açıyor adam televizyonu, ezan sesi duyuyor. Müslüman ülkelerinden haberler neşrediyorlar. O zaman kurtulamaz işte. Bu Müslümanlık nedir diye araştırmak zorunda. Duydu ya, gördü ya. Nedir bu diye araştırmak zorunda. Yalnız Allah'ı bulmak ona yetmez o zaman. Şimdi gelelim Türkiye'mize. Günde 5 vakit ezan okunuyor. Komşun güzel insan, Müslüman insanlarla düşüp kalkıyorsun ama senin hiç o tarakta bezin yok. Nasıl hesap vereceksin? Her nimetin mutlaka hesabını vereceksin. Sümme letüs elünne yevmeyzin anin naim. Ben dedem büyük adamdı, şehitti. Ulan sen asker kaçağısın. Sahte rapor alıp kaçıyorsun. Deden Çanakkale şehit olmuş ama sen büsün. Bir de bundan hesap verecek adam. Aslına uymadın diye. Büyük bir nimet bu. Sen bu nimetten de hesap vereceksin. Evet. Her nimet içinde yüzüyoruz. Bu nimetlerin her birinin hesabı verecek. Nefes almak bir nimet. Almasak yaşayamayız. Aldığımız nefesi vermesek çatlarız, gene yaşayamayız. O da nimet. Şimdi hadis dinliyorsunuz, camidesiniz. Allah'ın evi burası. Size birisi ziyarete gelse en azından bir çay kahve ikram edersin. İnsanlık bunu gerektirmez mi? Siz Allah'ın şu anda misafirlerisiniz. Bu Duyufur Rahman, Kabe, Allah'ın mescidi. Evet, Beytullah. Orada bizzat geçiyor. Duyufur Rahman, Rahman'ın misafirleri. Burası da o Kabe'nin küçük kardeşi. O büyük cami, bu küçük kardeşi. Burası da Allah'ın evi. Var Kur'an'da. Buraya gelene Allah bir şey ikram edecek. Eder. Değil mi? Bir şey ikram eder. Buradaki nefeslerinizi hesabını kolay verirsiniz. Hadis dinliyorum. Camide oturdum. Dedikodu yapmadıysan, sırf oturmak bile nimet. Oh, camide bekledim dersin, savunursun. Ama herkes camide beklemiyor. Şu anda meyhanede kafa çekenler de var. Onlar da nefes alıp veriyor. Bu nefeslerini nerede verdin? Rakı içerken. Nerede verdin? Kumar oynarken. Nerede verdin? Hırsızlık yaparken. Hepsinin hesabını soracaklar. Her nefesin. Sümme letüs elünle, hem de yemin billah ediyor Allah. Mutlaka soracağım diyor. Onun için insan her durumda bunu hesap ederek, iyi durumda mıyım, kötü durumda mıyım, aldığım nefeslerin hesabını vereceğim diye, ona göre adımını güzel atması lazım. Bir, bu yönden. İki, Azrail'in ne zaman geleceği belli mi? Sen yanlış bir durumdaysan, meyhanede kumar oynarken Azrail süren doldu hadi dese hayır diyebiliyor mu adam? Pavyonda ölüyor herif. Tak tak kurşunla bir, o da ölüyor işte. Eceliyle ölüyor yani. Ecel bir sebebe bağlı, ölüm bir sebebe bağlı. Yani vurdu da öldü. Yok ya, eceli orada ölecek herif. Ama nerede öldü? Pavyonda öldü. Bak, sarhoşken öldü. Zina halinde öldü. Allah korusun. İnnemel amalu bil havatim. Ameller sona göre değerlendirilir. Melek diyor ki, zabıt tutuyor. Kafayı çekerken, zina ederken canın aldım. Mühür. Buna biliyorsun bu şimdi hukukta da yapıyorlar. Gidiyorlar tespit davası diyorlar. Zabıt tutuyorlar. Bu odada şu var, şu var, şu var. Melek de ben bunun yalnız diyor, arkadaşları var. Onlarla beraber zabıt tutuyor. İçki içerken yakaladım. Meyhanede yakaladım. Kerhanede yakaladım. Kumarhanede yakaladım. Camide ölen de var. Namaz kılarken canını aldım. Sonum böyle. Belge var elinde. Bunu hep düşünmek lazım. O yönden de sabahleyin evden çıkarken ya Azrail geliverirse kötü yolda diye, kötü yollara gitmemek lazım. Kötü yerlerde nefes alıp vermemek lazım. Hep iyi yolda hareket etmek lazım. Evet, bunları hep düşünmek lazım. Hep düşünmek lazım. Yani övünme insanda bir hastalık vardır. Bu insan karakterinde vardır. Kendin de onlara benzemez hadedinde öğrenirsin atalarını. Gıpta edersin.
onun gibi olmaya çalışırsın. O sadette atalarını öğrenirsin. Ama onlarla övünmek seni kurtarmaz. Kendin adam olmalısın. İşte bu Ehlak-ı Müttekasir suresi bunları anlatıyor. Oradaki hesaptan bahsediyor. Sorgudan bahsediyor. Nimetlerin hesabını vereceğiz. Ondan söz ediyor. 1000 ayete bedel. Bunun anlamını bilerek her gün okudun mu hep bunları hatırlayacaksın. Muhasebe yapacaksın akşam yatarken ya gece kalkmayıverirsem değil mi? Ölüm küçük, uyku küçük ölüm. Uyanmayabiliyor adam. Sen de uyanmayabilirsin. Ya gece kriz gelir gidersin. Değil mi? Öyle değil mi? Diye o ana kadar bir muhasebe yapıp tevbekar olup Allah'a sığınıp yapmak lazım. El-Hakim-i Müttekasır suresini okumak lazım. Tevbeye sebep olur. Kendine gelmeye sebep olur. Her akşam El-Hakim-i Müttekasır suresini okursanız 1000 ayet okumuş gibi olursunuz. 1000 ayet okumuş gibi olursunuz. Tabii bunun manasını tefekkür etmek lazım. Ona göre tedbir almak lazım. Okuduğunun anlamını hayatında uygulamak lazım. Evet. Hakim Müstetekin'de Beyhakî Şuab-ül İmanında Abdullah İbn Ömer'den nakletmiş. Evet. Beyzavi, Kadı Beyzavi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle naklediyor eserinde. Men qara'a el-hakumut tekasur lem yuhasibhullahu bin na'imil ladzi en'ama bihi aleyhi fi darid dunya. Evet. Ve ata min el-icri ke'ennema qara alf aya. Bir kimse el-hakumut tekasur suresini okusa Allah ona verdiği dünyada verdiği nimetlerden dolayı, dünyada verdiği ecirden, sevaptan dolayı bir daha hesaba çekmez. Bu sureyi okuduğu için, düşüne düşüne okuduğu için. Ayrıca 1000 ayet okumuş gibi olur diye eserinde, tefsirinde zikrediyor bu hadisi. Evet. Onun için bunu adet edinmeli. Yatarken bunu okumalı. Veya akşam namazından sonra ve yatsı namazından sonra bunu okumalı topluca. Sen okur da başkaları dinlense, dinleyen de okumuş gibi olur. Herkes okumaya, biri dinler, hepsi, biri okur, hepsi dinler, hepsi okumuş gibi olur. Ve bu sevabı alırlar. Böyle müjdeler var, biz de size duyuruyoruz.